Evet sevgili arkadaşlar, işte geldik, buradayız. Biz bu işte ustayız diyoruz ve bugün sınav öncesinde sizlere her yıl geleneksel yapmış olduğum sınavda gelen harika sorular demetini sunacağım. Şimdi bu yıl yaptığım olay şu: sınavda karşınıza çıkabilecek 18 tane matematik sorusunu birlikte analiz edeceğiz ve hocam ben matematik bilmiyorum, hiç bugüne kadar çalışmadım, İşte benim 3 tane, 5 tane, 10 tane soru yapmam gerekiyor diyen arkadaşlarım bile matematiği onun üzerinde yapabileceği tarzda sizlere özel sorular hazırladım. Mutlaka bakın, bu soruları çözün. Çözmeden sakın sınava girmeyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben görmedim demeyin. Hazırsanız hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar, her yıl gelen 18 matematik sorusu. Bir önceki yıl, yani ilk yaptığımda 10 tane ile başladım analiz ederek. Geçen yıl yaptığımda 15 tane matematik sorusu belirleyip onları çözmüştüm ve sınavda 15 sorunun 12-13 tanesi çok yakın, sorular değişerek geldi. Yine bu yılda birazcık daha dedim 18 tane çözeyim. Ne kadar analizimizi fazla yaparsak, ne kadar netimizi çoğaltırsak atanmamıza o kadar yaklaşacağız. Onun için sizler için 18 tane soru belirledim. Şimdi ilk sorumuz, bakın arkadaşlar, her yıl sınavda gelen ilk böyle kitapçı açtığınızda, matematiğe geldiğinizde ilk sorunuz işte bu tarz olacak. Rasyonel sayılar. Bakın sınavda bale yapanlar, resim yapanlar, burayı iyi dinleyin. İlk karşınıza gelecek soru tarzlarından bir tanesi. Rakamlar farklı olabilir. Şimdi diyor ki bize burada 1 + 1/2, 3 - 1/3, çarpı 4 - 4/3, 2 - 1/2 işleminin diyor sonucu kaçtır? Hemen bakıyorum. Bunlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Yavaş yavaş anlatacağım. Tane tane gideceğiz. Amacımız soruları çözmek. İlk defa görenler için de bir şeyler katmak. Payda eşitlemesi yapacaksınız. Bakın ilk olarak şu. 1 + 1/2. Hemen hop bunda bunu çarpıyorum. Hop bunda bunu çarpıyorum. Bunları bu şekilde çarpabilirsiniz. Ve payda eşitlenmiş oluyor. Geliyorum buraya. Eşittir diyorum bakın. 3/2, yani şöyle 2 kere 1 2, değil mi? 2 çarpı 1 2, elde var, yani şuradaki biri de ekledim artı olduğu için. 2 çarpı 1 2, bir daha ne oldu? 3/2 oldu. Bakın bunu direkt yazıyorum, bölü. Geldim alt tarafa, aynı şekilde 3 çarpı 3 9, arada eksi var, bu ne demektir? 9 - 1, yani 8/3 demektir, çarpı diyorum. Geldim buraya, 4 çarpı 3 12, 12'den 4 çıktı. Bakın eksi var çünkü arada. 3 çarpı 4 12, eksi 4 ne oldu? 8/3 oldu, bölü. Geldim 2 çarpı 2 4, 4'ten 1 çıktı, bu da ne geldi? 3/2. Buradan sonra arkadaşlar şöyleydi, bölme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Üstteki aynen durur, alt taraf ters döner. Üst durur, alt döner. Yani 3/2 çarpı, çevirdim, 3/8 oldu. Öyle değil mi? Alt taraf döndü. Geldim şimdi buraya. Bakın burada da aynı şekilde üst durur, alt ne oluyor? Döner, ters döner, yani şöyle çarpı diyorum, bakın burası 2/3 oldu. Buradan sonra ne yapacaksınız? Bunu hepsini çarpabilirsiniz ya da sadeleştir. Bak ne var? 8 ile 8 gitti. Bakıyorum 3 ile 3 gitti. 3 ile 3 gitti. 2 ile 2 gitti. Hocam sonuç 0 değil. Hepsi sadeleşti. Cevap ne? Cevabımız 1'dir. İşte ilk göreceğiniz arkadaşlar soru formatı böyle. Yani rasyonel sayılarda 4 işlem bilmem lazım. Buna göre işlem yapacaksınız. Başka bir olay yok. Geçiyorum. Geldim şimdi ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ondalıklı sayılarla alakalı. Yani ondalıklıyı rasyonele çevirebilirsiniz. Bakıyorum şimdi soruya. 2/0,02 artı 0,09/0,5 bölü 0,5. Arkadaşlar bu formatta bir soru geliyor. Bakıyorum şimdi bunlarda bakın neler vardı. Şunu yapıyorduk. Buradaki ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya çeviriyorduk. Bakın ondalıklı sayı rasyonele dönecek. Ya da şöyle söyleyeyim. Ondalıklı sayıların işte kendi arasında işlemler var. Bölme işlemi, onu yapabilirsiniz. Ne demektir bu? 0,09/0,5. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Virgüller alt alta gelecek şekilde, bakın virgülden sonraki sayılar eşit olacak şekilde. Bakıyorum virgülden sonra 2 tane sayı var. Virgülden sonra 1 sayı var. Bunları eşitleyin. Virgülden sonraki sayılar aynı olsun. Yani sayının sonuna 0 atıyorum ve hızlı bir şekilde virgülleri kaldırıyorum. Bakın 0, 9 Ne oldu burası? 50. Yani virgülden sonra 2 sayı var. O zaman bu virgüller birbirini yok eder. Böyle düşünün. Tamam mı? Şimdi önce orayı hallettim. Geldim buraya, eşittir diyorum. Bakın 2 bölü. Burası nedir? Ondalıklı sayı hemen rasyonel çeviriyorum. 2 bölü 100 artı. Burası ne geldi? 9 bölü. Bakın 50. Burası aynı şekilde bunu yazıyorum. Bakın bölü 0.5. 0.5 nedir? 5 bölü 10 olmuş oldu. Buradan sonra işlemlerimizi yapalım. Payda eşitleyeceğim. Bakın burayı hemen şöyle, ister bunu sadeleştir, ister payda eşitle. Tamamen size kalmış. Burada payda eşitledim 2 ile. Bakın 2 bölü 2 artı ne oldu? 18 bölü bakın 100. Burası ne? Bölme işim aynen durabilir. İstiyorsanız bunu şöyle durdurabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar işlemi yapıyorum. Bakın eşittir diyorum. 2 burası bölü. Ne oldu? 20 bölü 100. Öyle değil mi? Buradaki ifade bakın bölü 5 bölü 10. Şimdi eşittir diyorum. Üstteki aynen duruyor. Alttaki ne oluyor? Ters dönüyor. Yani çarpı bakın 100 bölü 20. Peki burası ne? Bu da bölme. Bölmeyi hemen ne yapacağım? Çarpmaya çevireceğim. Çarpı diyorum. Bakın 10 bölü 5 oldu. Buradan sonra hemen sadeleştirelim. Burada bakın çat çat gitti. Değil mi? Sonrasında bu ikiler gitti. 100 bölü 5. 100'ü 5'e bölün. O da ne geliyor? Cevabımız 20 geliyor. Yani cevap ne geldi? Bursa. Artık baleye son. Tamam mıdır? Oldu mu? Cevap ne geldi? Bursa gelmiş oldu. Geldik şimdi bir diğer soru. Bakın yine sınavda göreceğiniz arkadaşlar soru tarzlarından adamlar üslü sayıları rasyonelle birleştiriyorlar. Yani üslü sayılardan 2 tane soru geliyor. Bunun bir tanesi bu formatta rasyonel tarza soruluyor. Şimdi bunlarda nasıl düşüneceğim? Diyeceğim ki bunlarda bakın verilen ifadeleri düzenleyin. Üslü sayılarda toplama çıkarma işlemi yapılırken en küçük üsse göre işlem yapacaksınız. Önce tabii ki düzenleme varsa düzenlemeyi yapın. Bakıyorum 2 üzeri 6, 2 üzeri 8, 2 üzeri 10 problem yok. Ama alt taraf ne? 8. O zaman buraları bir düzenleyelim. Bakın 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 10 bölü. Bu ne? 8. 8 ne? 2'nin küpü. Yani 2 üzeri 3 üzeri 3 eksi 2 üzeri 3 üzeri 2 işte düzenleme dediğim olay bu. Burayı düzenledim ve şimdi daha da değerli toplu hale getirelim. Ne oluyor? 2 üzeri 6, 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 6. Şimdi arkadaşlar hemen bakın işlem yapalım. Ne demiştik üst sayıları toplama çıkarma işlemi yapılırken? Evet doğru burcu en küçük üssün parantezini al. Hemen alıyorum. 2 üzeri 6. Bakın parantezi aldım. 6 tanesini aldım. Bu ne? Bunun parantezini aldım. Burası 1 olarak kalır o zaman. 6 tanesini aldın. Ne oldu? 2 tane kaldı. Bak 6 tanesini çekiyorsun. O zaman burada 2 tane kaldı. 6 tanesini al. 4 tane kaldı. Yani kenara aldım. Öyle düşün. 2 üzeri 4. Böyle diyorum. Buradan da ne yapacağım? En küçük olan 2 üzeri 6 parantezini alıyorum. Bakın dikkat. 6 tanesini aldım. 2 üzeri 3. Yani bunun 6 tanesini alırsanız 3 tane kalır. Eksi 1. Bu hale getirdik mi? Evet. Harika. Buradan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar buraları düzenleyelim. Bakın 2 üzeri 6 çarpı. Şimdi 2 üzeri 4 ne? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane 2'nin çarpımı. Yani burası 16. Burası ne? 4. 16, 4, 1. Yani 21 bölü 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 3 ne? 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani burası ne geliyor? Bakın 8. 8 eksi 1, 7. Oldu mu? Buradan sonra arkadaşlar hemen sadeleştirmemizi yapalım. Bakın 2 üzeri 6'lar gitti. 21 bölü 7. 21'i 7'ye böl. Cevap ne? 3 gelmiş oluyor. Bakın özellikle yavaş yavaş tane tane her adımı gösteriyorum ki herkes anlasın. Çünkü benim burada amacım şu. Hocam ben matematik bilmiyordum. Hiç yapamıyordum. Allah razı olsun bu videoyu gördüm. Sınava girdim. Sınavda 10 yaptım demenizi bekliyorum. Tamam mı? Onun için basit anlatıyorum ki bilmeyen biri özellikle yapsın diye uğraşıyorum. Buradaki amacımız o. 18 soruyu vermemdeki neden? Dediğim gibi yani hiç bilmeyen birinin yapabilmesi ve sınavda göreceğiniz soru tarzlarını göstermek. Bilenler için zaten problem yok. Onun için yani burada hocam işte atıyorum çok kolay falan gibi şeyler söylemenizi istemiyorum. Ona göre. Şimdi geldik neye? Köklü sayılardan. Bakın köklü sayılardan soru geliyor arkadaşlar ve gelen sorunun bir tanesi işte tam bu formatta oluyor. Yani köklü işlemlerde 4 işleme yönelik toplama, çıkarma, çarpma, bölme formatıyla geliyor. Şimdi ne yapacaksınız? Köklü sayılarda bizim bilmemiz gereken arkadaşlar ifadeler şunlar. Eğer ki paydada kök varsa bundan kurtulmamız lazım. Neyin kökü? Zıkkımın kökü. Şimdi arkadaşlar burada köklerden kurtulmak gerekiyor. Çünkü paydada kök olmaz. Ne yapacaksınız? Önce tabii ki şuraları düzenleyelim. 12. 12'ye bakıyorum. Direkt dışarı çıkar mı? Çıkmaz. O zaman bunu düzenli bir şekilde yazmam lazım. Bakın eşittir diyorum. 12 ne? 4 çarpı 3. Niye ben bunu böyle yazdım? Çünkü bir tanesi dışarı çıksın. Niye 2 çarpı 6 diye yazmadım? Çünkü arkadaşlar 2 ya da 6 dışarı çıkmıyor. Geldim 27'ye. Bakın 27 de aynı şekilde 3 çarpı 9. Geldim alt tarafta var mı problem? Yani onu dışarı çıkartabileceğim bir durum var mı? Yok, bunlar böyle kalır. Peki geldim buraya. Şimdi ister bunu 18'i şöyle yazın. 9 çarpı 2, 4 çarpı 3 diyerek yazabilirim. Tamam mı? Ya da köklü sayılarda şöyle bir olay var. Arkadaşlar eğer ki kök dereceleri aynı ise ben bunu tek bir kökte şöyle yazabilirim. Yani bunu bölüm durumunda şöyle yazabilirsiniz. Bakın bu şekilde yazılabilir. Şimdi buradan sonra içerideki sayıyı dışarı çıkartma. 4. 4 dışarı ne diye çıkar? 2. Çok güzel bakın. Geldim şimdi. Burası ne? 9. Dışarı çıktı 3 diye. Yani 3 kök 3 olmuş oldu bölü. Bakın kök 2. Eksi. Bunları da sadeleştirelim. 6'ya bölüyorum 2. 6'ya bölüyorum 3. Yani 3 kök 2. Böyle yazabilirsiniz. Anladınız mı? Bakın 3 bölü 2. 3'ü kök 3. 2'yi kök 2 diyerek yazılabilir. Bu şekilde düzenlenebilir. Buradan sonra ne yapıyorum? Şöyle rengimi değiştireyim. Hatta bakın şuraya bir renk ekleyeyim. Siyahla devam edeyim. Şimdi burada bir diğerinde ise bakın şöyle olsun. Evet şöyle. Değil mi? Tamam. Şöyle oldu. Renk seçtim. Şimdi arkadaşlar bakın. Arada 2 kök 3. 3 kök 3 daha ne oldu? Toplamda 5 tane kök 3 olur. Bakın 2 tane kök 3. 3 tane kök 3. 5 tane kök 3 oldu. Bölü kök 2. Eksi. Burası ne? Kök 3 bölü kök 2. Tekrardan şöyle yazıyorum. Şimdi paydalar aynı değil mi? Aynı. O zaman ne olur? Normal işlem yapıyorum. Rasyonel sayılardaki işlem yapacağım. 5 tane kök 3'ten 1 tane kök 3 çıkarsa 4 tane kök 3. Altta ne kaldı? Kök 2. Soru bitti. Peki şıklarda var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Bunu düzenleyeceğim. Ne demiştim size? Paydada kök olmaz. Bunu hemen eşleniğiyle çarpacaksın. Kök 2'nin eşleniğine kök 2. Aynı sayıyla çarparsan kurtulur. O zaman buradan ne geliyor? 4 kök 3 çarpı kök 2. Bakın çünkü hem bunu çarpıyorum hem üstü çarpıyorum. Altta kök 2 ile kök 2'nin çarpımı nedir? 2. Buradan sonra işlem artık bitti. Eşittir diyorum. Kök 3 ile kök 2. Bunlar arkadaşlar kök dereceleri aynı olduğu için içlerini çarpabilirsiniz. Bakın bunu da sadeleştiriyorum. Burası ne oldu? 2. Kök 3 ile kök 2. Bunu çarptığım zaman ne olur? Kök 6 olur. İşte cevap ne? 2 kök 6 olmuş oluyor. Yani Ceyhan oluyor. Bakın temel mantık. İçerideki köklü ifadeyi dışarı çıkartmak arkadaşlar. Burayı 4, 3. 3, 9 diye yazdım. 18'i 9, 2 diye yazabilirim ama ne yaptım? Şurada direkt tek kökle yazarsam daha işlem kolay olabilir. Onu gördüm. Bakın 18, 12 sadeleştiriyorum. 6'ya böl 3'e 2 olmuş oldu. Buradan sonra ne yapıyorum? 4'ü dışarı çıkarttım. 2 kök 3. 9, 3 kök 3 bölü kök 2. Buradan ne geldi? Kök 3 bölü kök 2. Çünkü 3 bölü 2 kök 3 bölü kök 2 de yazılabilir. Sonrasında 5 kök 3 bölü kök 2 eksi kök 3 bölü kök 2 dedim. Paydalar aynı olduğu için 5 tane kök 3'ten 1 tane kök 3 çıkarsa 4 tane kök 3. Alt tarafta da kök 2 kaldı. Sonra arkadaşlar paydaları hemen bakın genişlettim bunu. 4 kök 3 çarpı kök y bölü 2 sadeleştirdim. O da ne geldi? 2 kök 6 olmuş oldu. Bu kadar. Olay bu işte. Yani köklü sayılardan göreceğiniz arkadaşlar sorulardan bir tanesi işte bu tarz olacak. Şimdi bir diğer soru. Karşınıza çıkacak sorulardan bölme konusu arkadaşlar, bakın. Bölme ile alakalı ÖSYM her yıl bir tane soru soruyor ve sorduğu soru da işte bu formatta oluyor. Tamam mıdır? Bakın dikkat edin. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. 2 basamaklı AB doğal sayısı 5 ile, 2 basamaklı BC doğal sayısı 4 ile, 2 basamaklı CA doğal sayısı 6 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre ABC toplamı kaçtır? Şimdi hemen size tekrar ediyorum. Arkadaşlar bakın, 5 ile bölünebilir. Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için son rakamı 0 ya da 5 olacak. Yani son rakamına bakıyorsun. 4 ile bölünebilmesi için sayının arkadaşlar 2 basamaklı zaten kendisinin 4'e bölünmesi lazım. 6 ile bölünebilme, 2 ve 3 ile bölünebilmesi lazım. Şimdi bakıyorum. Eğer ki bu AB sayısı bakın 5 ile bölünüyor ise, 5 ile bölünüyor, doğru mu? Tam bölünüyor. O zaman bu sayının son rakamı bakın burası, yani şu B ya 0'dır ya 5'tir. Peki bakalım. Şimdi arkadaşlar B sayısı 0 olabilir mi? B 0 olabilir mi? Altta B var. Bakın 0 bir şey olur mu? 2 basamaklı sayı diyor. Onun için B 0 olamaz. Demek ki bu B sayısı neymiş? B'nin değeri 5'miş. Tamam mı? Bakın B'yi bulduk. Şimdi bunu yazdım. Peki B'yi yerine yazıyorum. 5C bu sayı ne? 4 ile bölünüyor. Bakın 4 ile bölünebilme. Arkadaşlar 4 ile bölünebilme olayı nedir? Sayının kendisi bakın son 2 basamağı 4'e bölünmesi lazım. 5'li bir sayı 50. 50'li bir sayı 48, 52. Bakın en küçük olan sayı 2 verirsen buraya 52. Değil mi? Bakın şu anda oldu, 4'e bölündü. 4 ile bölünebilmeyi işliyorum. O zaman bir sonraki sayı 4. Ekleyin buna 56. Bakın ne oldu? 4'e bölünür. Bir daha 4 ekle 10. C 10 olur mu? Olmaz. Demek ki C sayısı ya 2'dir ya da 6'dır. Peki hangisi olacak? Bakalım C sayısı 2 mi 6 mı? Buradan da arkadaşlar C'nin olduğu yere, hani bakın CA sayısı doğal sayı ya. Bakın CA 6 ile bölünüyor. Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için 2 ve 3'e bölünmesi lazım. Peki hepsini inceleyelim. Bakın 2 yani C'miz 2A değil mi? Buna bakacağım. Ve neydi? 6A, bu sayılara bakacağım. Bakın bunların arkadaşlar 2 ve 3'e tam bölünmesi lazım. Peki bunu inceleyelim. Hadi bakalım. Bu sayının o zaman 2 ve 3'e bölünmesi için bir defa bu sayı 2'ye bölünecekse arkadaşlar A sayısının çift olması lazım ama bakın 3 ile bölünebilmeden başlayabilirim. 2 artı A. 3'ün katı olacak. 3 ve 3'ün katı rakamlar toplamı. Burası 1 olursa 3 oldu. 3'e tam bölünür. Peki bir sonraki değerine 3 ekleyin 4. 3 ekleyin 7. Değil mi? Peki size soruyorum. Şimdi 3'e bölündü de 2'ye bölünebilmesi için sayının çift olması lazım. A sayısı 1 de olamaz. 7 de olamaz. Demek ki A 4 olabilir. Peki 6A'ya bakalım. Peki buraya bakalım şimdi. 3'e bölünebilmeyi inceliyorum. 0 değil mi? Sonra 3 ekledim. 3, 6, 9. Peki size soruyorum. A 0 olabilir mi? A 0 olamaz arkadaşlar. Bu 2 basamaklı bir sayı gitti. Peki A sayısı, hani burası sonuçta CA 2'ye de bölünecek ya. Arkadaşlar 3 ile bölünebilmeyi burada yaptım. 2 ile bölünebilmesi için A'nın çift olması lazım. Olamaz, olamaz. Peki A 6 olabilir mi? Bakın birbirinden farklı rakamlar diyor. Birbirinden farklı rakam dediği için 6 da olamaz. Demek ki A'nın tek bir değeri var, o da 4. Bakın yazıyorum. Şimdi A'yı ne buldum? 4. B'yi arkadaşlar ne buldum? Bakın B 5. C'yi ne bulduk? Nereden buldum? 2'den geldi. Bu da 2. Evet, hepsi birbirinden farklı mı? Farklı. Bunları toplarsam da cevap ne geldi? Cevabımız 11 gelmiş oldu. Tekrar söylüyorum bakın. ÖSYM'nin arkadaşlar bu formatta sorduğu sorular var ve genelde karşınıza da bu şekilde çıkacak. Yani atıyorum 3 basamaklı verebilir. Onun üzerinden soru sorabilir. Diyor ki bize 2 basamaklı AB doğal sayısı 5 ile tam bölünüyor. O zaman ne olması lazım? 0 ya da 5'e bölünecek. Yani son rakam 0 ya da 5 olmak zorunda. B 0 olabilir mi? Olamaz. Çünkü bakın BC'den dolayı. Bu iki basamaklı sayı. Demek ki C 5. Şimdi geldim. 5C. Bu sayı 4'e bölünecek. O zaman bu ne? 2 ya da 6 olabilir. Doğru mu? 52, 56. Şimdi peki hangisi? Bakıyorum 2A, 6A. Yani 2 ve 6'ya bakıyorum. 2'ye göre baktım. 2 burası ne? 6 ile tam bölünecek. 6 ile bölünebilme kuralında 2 ve 3'e bölünmesi lazım. Hem 2 hem 3. Değil mi? Tamam, o zaman arkadaşlar 2 ve 3'e bölünecekse bu sayı çift olmalı. Değil mi? 6'ya bölünen bir sayı çifttir. Demek ki A sayısı çift. 3 ile bölünebilme olayına bakıyorum. Rakamlar toplam 3'ü 3'ün katı. Yani 1, 4, 7 dedim. A çift olur, buradan 4 gelir. Geldim buraya, 6A. 3 ve 3'ün katı olacak rakamlar toplamı. 0, 3, 6, 9. 0 olur mu? Olmaz. Çünkü arkadaşlar AB 2 basamaklı olduğu için A 0 olamaz. 3 olur mu? Zaten çift olmalı. 3 olmuyor. 9 olmuyor. 6 olabilirdi A, ama ne diyordu bize? Birbirinden farklı rakamlar dediği için A sayısı 6 da olamaz. Bu durumda o zaman 4, 5, 2 ve cevap ne oluyor? 11 gelmiş oluyor. Bölme ile alakalı arkadaşlar bu şekilde soru çıkar. Ne demiştik? Bölene kadar değil, ölene kadar, giderim seninle sonuna kadar. Ayrılmak yok bu yolda, biz inşallah atanına kadar. Tamam mıdır? Evet. Nasıldı Selin? Olur değil mi? Tutar diyorsun. Şimdi devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar sıradakine. 6. sorumuz. Bakın. ÖSYM bize her yıl arkadaşlar, yani daha çok şöyle söyleyeyim. Son yıllara kadar faktöriyelden soru geliyordu. En son sınavda bir sormadılar. En son iptal edildikten sonraki sınavda. Yoksa iptal edilen sınavda da vardı. Dediğim gibi burada tekrardan yine soru sorabilirler. Ve sordukları sorularda genelde nasıl oluyor? İşleme dayalı sorular oluyor. Bakın işleme dayalı sorular olmuş oluyor bu formatta. Yani 4 işlem formatında. Şimdi bizim faktöriyel konusunda bilmemiz gereken şeyler neler? Arkadaşlar faktöriyel dediğimiz şey neydi? Birden o sayıya kadar olan sayıların çarpımı. Ünlem değil. Tamam mı? Bakın Türkçeciler, burası ünlem değil. Birden 8'e kadar olan sayıların çarpımı. Birden 7'ye kadar olan sayıların çarpımı şeklinde düşüneceğiz. Şimdi en küçük olan ifadeye göre benzetme yapacağım ama. Bakın faktöriyelde düzenleme vardı. Şimdi burada 8, 7 hemen yazıyorum. Geriye doğru bakın küçük olana benzet mantığı vardı. Üst tarafta şöyle yapacağım. 8 çarpı 7 faktöriyel. Eksi 7 faktöriyel dedim. Küçük olana benzetiyorum. 8, bir geri git 7. Bir daha git 6. Böyle açma olayları var. Peki geldim buraya. 6, 5. Bakın bunu buna benzetiyorum. Nasıl oluyor? 6 çarpı 5 faktöriyel diyoruz şöyle. Artı bakın 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Tamam, bunu böyle yazabilirim. Hatta küçük olan sayıları da direkt yazabilirsiniz. 3 faktöriyel nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3, yani 6. Bunu yazabiliriz. Peki devam ediyorum. Şimdi bakın en küçük olana benzettim. Yani kendi içlerine benzetebilirim. Burada 7 faktöriyelin parantezini alıyorum. Bakın 7 faktöriyel çarpı 8 eksi 1 bölü. Alt tarafta 5 faktöriyelin parantezini alıyorum. Bakın sakın sadeleştirme gibi anlamayın. Burası 5 faktöriyel parantezine alıyorum. 6 artı 1 çarpı. Arkadaşlar bu 3 faktöriyelin değerine 1 çarpı 2 çarpı 3, 6. Bunu da böyle yazayım. Şimdi geldim. Buradan 7 faktöriyel. Bakın 7 faktöriyel çarpı 7 bölü. Alt tarafta 5 faktöriyel çarpı 7 çarpı 6. Öyle değil mi? Şimdi burada bakın sadeleşenler var. Kim gidiyor? Aha bu gitti. Peki hocam bu 7'yi biz düzenleyebilir miyiz? Bak bu 7 faktöriyel, bu 5 faktöriyel. Evet 7, 6, 5 faktöriyel bölü. Böyle geriye doğru gidebilirim. Alt tarafta ne var? 5 faktöriyel çarpı 6 var. Ve şimdi arkadaşlar bunu sadeleştiriyorum. Bakın ne oldu? 5 faktöriyeller gitti. 6'lar kendi içinde sadeleşti. Ve cevap ne geldi? Cevap 7 geldi. Tamam mıdır? Bakın dediğim gibi bunlara dikkat. Bu şekilde yani cevap ne geldi? Adana olmuş oldu. Geldik şimdi 7. sorumuza. Şimdi arkadaşlar bakın. Tek tek çiftlikle alakalı. ÖSYM kesin soru soruyor. Ve soruyu sorarken de böyle yoruma dayalı sorular geliyor. Tamam, bakın yorumlayacaksınız. Neyi yorumlayacaksınız? Genelde toplama, çıkarma, o 4 işlem tarafı. Yani tekle tekin toplamı, tekle çiftin işte atıyorum toplamı çıkarımı ya da tekle tekin çarpımı tarzında sorular soruyorlar. Şimdi sorumuzda bize diyor ki ABC birer doğal sayı olmak üzere B eksi A çarpı C ifadesinin çift sayı, B eksi A çarpı C eksi A ifadesinin tek sayı olduğu biliniyor. Şimdi arkadaşlar tek sayı çarpım nasıl tek olabilir? Tek olması için bakın bunun tek olması lazım. Buranın da tek olması lazım. Değer vermeyin, yorumlayın. Bak tekle tekin çarpımı tektir. Yani şöyle söylüyorum. İstiyorsanız şurada ayrıntılı bir şekilde yazayım. Şimdi B eksi A çarpı C çift. Doğru mu? Bakın bu çift. Geliyorum. B eksi A çarpı bakın C eksi A eşittir tek. Bu da tek sayıymış. Şimdi buradan diyorum ki bu nasıl olabilir? Düşünüyorum. Nasıl olabilir? Şimdi tek sayı. 1 çarpı 3, 3. 3 çarpı 7, 21. Demek ki o zaman bakın bu da tek, bu da tek olmalı. Değil mi? Şimdi arkadaşlar B eksi A başka nerede var? Aha burada var, tek. O zaman C kesinlikle nedir? Çift. Aha bitti. Bakın hemen çözmeye başladım. Şimdi o zaman C'nin olduğu her yere çift yazabilir miyim? Yazabilirim. Aha bu çift. Değil mi? Peki bu nasıl tek olması lazım? C eksi A nasıl tek olur? O zaman A sayısı tek olmalı. Peki A sayısı tek ise B ne olmalı? Çift olmalı. Öyle değil mi? Bakın görüyorsunuz bak işte bak B çift, A tek, sonuç ne? Tek. C çiftti, bunun çift olduğunu buldum. A tek olursa çiftten tek çıkarsa tek. Demek ki o zaman burada şöyle bir durum oldu. A, B ve C dersem. Hepsini yazıyorum. Bakın neler geldi? A sayısı tek. T diyorum. B sayısı arkadaşlar Ç. C sayısı da yine Ç. Yani tek, çift, çift. Peki şimdi getirip burada yerine yazacağım. Bakıyorum. Bakın tek, çift, çift. Sonuç ne? Çift ve çifti topluyorum. Çift. Çift artı tek. Burada işte değer verebilirsin. Yani hani buradan sonra değer verebilirsin. Mesela 1, 2, 2, 1, 0, 0 fark etmez. Hani yorumlama hocam ben buradan sonra yorumlamak istemiyorum diyorsan eğer burada değer verebilirsin. Bakıyorum ama sonuç ne? Tek. Öyle değil mi? Geldim alt tarafa. Bakın A çarpı B çarpı C. Tek çarpı çift çarpı çift. Sonuç ne? Çift. Bir tane çift olması bunu çift yapar. A ile C'yi topluyorum bakın. Eşittir diyorum. T artı Ç çarpı Ç. Yani bir tane çift sayının olması sonucu çift yapar. Neyi soruyor bize? Hangileri çift sayıdır? Kim çift sayı? Tabii ki arkadaşlar 2 ve 3 yani cevap Denizli. Kesin bakın bu formatta teklikle çiftlikle alakalı soru geliyor. Dikkat edin benden size söylemesi. Geldim şimdi 8. sorumuza. ÖSYM arkadaşlar bize yine böyle kendince bir element uydurup onun üzerinden soru sorabilir. Yani adam size bir tanım yapar. O tanımı düzgün bir şekilde eğer anlarsak, okuduğumuzu anlarsak ve onu yorumlayabilirsek çözebileceğimiz tarzda bir soru. Bakın her yıl böyle bir soru geliyor. Soru şu. Diyor ki bize rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısının rakamlarından ikisinin toplamı diğer rakama eşitse bu sayıya eşitsel sayı denir. Yani bunu bilmek zorunda değilim. Adam zaten tanımlıyor. Diyor ki rakamlarından ikisinin toplamı diğer sayıya eşitse buna eşitsel sayı diyor. Anlamadım diyelim. Aha örnek vermiş. 1, 3, 2 sayısı bir eşitsel sayı. Nereden anlıyorum? Çünkü bak rakamlarından ikisinin toplamı birine eşit mi? Eşit. 3'e eşit. Bak 1 ile 2'yi topladım 3. O zaman bu bir eşitsel sayıdır. Değil mi? Gibi düşüneceğim. Buna göre rakamlarından biri 5 olan kaç tane eşitsel sayı vardır? Şimdi arkadaşlar bakın burada nasıl düşüneceğim. Diyorum ki rakamlarından biri 5 ise o zaman bu ifade AB5 diye yazayım. Yani rakamlarından bir tanesi 5 olan bir eşitsel sayı var. Ben burada A ile B'nin toplamını 5 yapacak değerler verebilirim. Yani toplamları başka bir sayıya eğer burada bir rakama eşitse buna biz ne diyorduk? Eşitsel sayı. O zaman bunu ben şöyle yazabilirim. 5 olacak şekilde değerlendiriyorum. Yani 1'e 4. Bakın 2'ye 3. 3'e 2 dememe gerek yok. Tersi geliyor. Yani burada sayıları ben kendim şöyle sıralayacağım. Mesela 145, 235. Bakın topladım 5, topladım 5. Rakamlar toplamı 5 olan sayılar üretiyorum. Yani 4, 1, 3, 2 falan diyebilirim. Bunu yazabilirim. Ama onun yerine ben sayıları bakın buradan oluşturuyorum. Mesela 145'ten yani 1, 4, 5'i kullanarak kaç tane sayı yazabilirim? Bakın tek tek yazayım istiyorsanız bunu görün. 145. 5 orada dursun, 4'le 1'i yer değiştirin. 4, 1, 5. Anlaşıldı mı? Daha sonra arkadaşlar eğer ki 5 ortaya gelirse yani şöyle 1, 5, 4 yer değiştirin. Bakın 4, 1, 5 4, 5, 1 pardon onu yanlış yazdım. 5 ortada olacak şekilde nasıl yazabilirim ona bakıyorum. Yani şöyle 4, 5, 1. Şimdi 5'i başa aldığınızı düşünün. 5, 4, 1 ve 5, 1, 4. İşte yazabileceğim kendi içindeki yer değişimleri bunlar olmuş oluyor. Aslında bu şu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buradan 6 tane arkadaşlar ne geliyor? Sayı geliyor öyle değil mi? 6. Burada 3 tane sayı olduğu için bunu şöyle düşünebilirsiniz. 3 tane sayının kendi içindeki yer değişiminden 3 faktöriyel demektir. 3 faktöriyelde ne oluyor? 6 oluyor. 6 tane sayı yazabilirsiniz. Aynı mantıkla bakın kendi içindeki yer değişimleri. 3 tane sayının kendi içindeki yer değişimi 3 faktöriyel. Bu da ne geliyor? Bu da 6. Yani benim buradan yazabileceğim bakın kaç tane var? 12 tane sayı yazabiliyorum. Ben şimdi burada ne yaptım? Rakamlar toplamı 5 olan, bak rakamlar toplamı 5 olan sayıları yazdım. Doğru mu? 2 tane diğer 2 rakamın toplamı 5'i veriyor. Buradan yazabileceğim sayılar 12 tane. Peki bu şöyle olamaz mı? Yani bunu ben bir de şöyle düşünemez miyim? Mesela diyorum ki 5'te bir sayıyı toplayacağım. Mesela hani AB 5 dedik ya. Peki arkadaşlar bu şöyle olamaz mı? Mesela hocam burası 1'dir. 5 ile 1'i topladığımda bakın neyi verir? Bunu verir. 6'yı verir. Değil mi? Yani 5 ile topluyorum. Bak toplamları 5. Bir de 5 ile birini topladığımda diğerini verecek. Yani 5 artı 1. Bakın ne oldu? 6. 2 ile 5'i topladım. Bak bunlar 5. Burası ne oldu? 7. Bakın 3 ile 5'i topladım. 8. 4 ile 5'i topladım. Bakın 9. Gördünüz mü? Yani 5 ile topladığımda diğer sayıyı veriyor. Peki burada kaç tane sayı var? 3 sayı. 3 sayıdan yazabileceğim 3 faktöriyel 6. Yine bakın 3 faktöriyel 6. 3 faktöriyel 6. 3 faktöriyel 6. Buradan da kaç tane yazıyorum? 24 tane sayı yazıyorum. Bize neyi soruyordu? Toplam sayı yazıyor. Yani toplam ben kaç tane sayı yazmış oldum? Bakın 36 tane olmuş oldu. 24 tane oradan, 12 tane de arkadaşlar buradan yazdım. Toplam 36 tane ne yapmış oldum? Eşitsel sayı yazmış oldum. Tamam. Olay bu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tamamdır. Şimdi geçiyorum diğer sorumuza. Şimdi geldik 9. sorumuza. Bakın. Eşitsizliklerle alakalı arkadaşlar. ÖSYM buradan eşitsizlikle alakalı işaret sorabilir, yorum sorabilir. Hani böyle farklı değişik sorular sorabiliyor. ABC gerçel sayılar için diyor. B çarpı C, A kare çarpı C 0, AB demiş. İşaretlerini soruyor. Şimdi ben bunlarda şunu diyeceğim. Arkadaşlar işaret sorularında bakın yapmamız gereken şu. Bakıyorum şimdi burası negatif tamamı doğru mu? Bakın bu eksi. Bu da eksi. Burası ne artı? Zaten bana vermiş sıfırdan küçük sıfırdan büyük. Şimdi bakalım buradan sonra nasıl düşüneceğim? Bir sayının bakın karesi A kare pozitiftir. Peki bu pozitifse nasıl eksi olur? C'nin negatif olması lazım. Eksi. O zaman tüm C'ler eksidir. Hemen yazdım eksi. Peki B ne olacak? Hop artı. Peki B burası artı ise A nedir? Artıdır. Bitti. İşte yazıyorum. A, B, C. Bakın A, B, C. İşaretleri yazalım. Artı. B'yi ne buldum? Artı. C'nin eksi. Artı, artı, eksi. Hop. Cevap ne geldi? Adana gelmiş oldu. Geçiyorum şimdi 10. sorumuza. Bakın burada da arkadaşlar bize diyor ki A, B, C gerçel sayılar için demiş. 2 tane mutlak değer vermiş. Mutlak değer sorularındaki olay ne? Bir eşitlik varsa mutlak değer bir artı bir eksili çıkar. Aynı şöyle düşünün. Bakın mutlak A eşittir B. Hatırlatma amacıyla veriyorum. A eşittir B'dir veya A eşittir eksi B'dir. Bir artılı bir eksili yazarız. Ama şuna dikkat. Mutlak değerin karşısı daima hep artı olur. Değil mi? Mutlak değerin karşı tarafı her zaman artı değerler alır. Bakalım. Şimdi buna göre bakıyorum. Ben buradan 2A 2B demiş değil mi? O zaman ben buradan şunu diyebilir miyim? A ve B büyüktür sıfırdan. Yani pozitif olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar Bunu o zaman şöyle yapabilirim. Pozitif olduğunu düşünürsek buna göre işlemler yapabilirim ya da şöyle düşünün. Mutlak değer bir sayıya eşit. Bakın gördüğünüz gibi bu nasıl çıkar? A artı 12 eşittir 2A'dır. Bir de A artı 12 eşittir eksi 2A'dır diyerek yazabilirsiniz. Buradan sonra hemen şunu yapıyorum. Hop arkadaşlar bunu karşıya gönderdim. Bakın 12 eşittir A. Evet A sıfırdan büyük olacak. A'nın değeri 12. Alt tarafa da bakalım istiyorsanız. Bakın buradan ne geliyor? Bunu bu tarafa gönderin. Bunu da karşıya gönderin. Ne oldu? 3A eşittir 12. Eksi 12 oldu. Bakın karşıya gönderdim. A'nın değerine geldi. A eşittir eksi 4. A eksi 4 olamaz. Çünkü pozitif olmak zorunda demiştim. Tamam bunu yazdım. A'nın değeri 12. Peki geldim şimdi şuradaki bakın mutlak değere bakın arkadaşlar. Buradaki ifadeye göre. Diyorum ki A'nın değeri 12. Yani B eksi 12 eşittir 2B olursa ben buradan bir artılı bir eksili açacağım. Hadi bakalım açalım. B eksi 12 eşittir. Ne oldu 2B? Bir de B eksi 12 eşittir. Eksi 2B oldu. Değil mi? Böyle yazabilirim. Peki buradan sonra arkadaşlar hop bunu buraya gönderin. Hop bunu buraya gönderin. Eksi B eşittir 12. B'nin değerine eksi 12'nin. Eksi olur mu? Olmaz. Çünkü negatif olmayacağını zaten hani karşı taraf mutlak değer olduğu için bunu zaten belirttim. Bunu buraya gönderiyorum. Bunu da buraya. Ne geldi? 3 tane B eşittir 12. Eksi 2B artı 2B diye geçti. 3 tane B 12 ise her tarafı arkadaşlar 3'e bölersem B'nin değerine gelir 4 gelir. Bizden istenen ne? Bunların toplamı. Bakın A'yı ben 12 buldum. B'yi de 4 buldum. Topladığım zaman da cevap ne olur? Cevabımız 16 olur. Bakın A'nın değeri 12. B'nin değeri 4. Toplamda ne? 16 gelmiş oluyor. Gayet güzel bir soru. Mutlak değerden arkadaşlar her yıl bir tane soru geliyor. Bendense uyarması. Geldik şimdi üslü sayılardan soru. Bakın 11. sorumuz. Üslü sayılardan dedim ya 2 tane soru geliyor. Bir tanesi orada vermiş olduğum 3. soru gibi hani rasyonel tarzda düzenleyip işte atıyorum birbirini sadeleştirme soruları. Bir tanesi de arkadaşlar denklem formatında bu tarzda soru gelebiliyor. Şimdi bunlardan ne yapacaksınız? Bakın. Birincisi ifadeleri düzenleyeceğiz. Hemen bakıyorum 4x, 4 üzeri x, 4 üzeri x, 4 üzeri x. İster bunların parantezini alın. Bakın hepsinde 4 üzeri x var. Demek ki o zaman ben bunların parantezini alırım. Öyle değil mi? Parantezini alabilirim. Bakalım burayı da düzenleyebilirim. O zaman hemen işlemlerimi yapıyorum. Eşittir bakın şuradaki ifade. 4 üzeri x parantezini alırsam ne geldi? 2 artı 6 artı 8 artı 16 eşittir diyorum. 64 nedir? 64 2'nin 6. kuvveti x artı 1 oldu. Tamam mı? Şimdi bunu düzenleyelim. Bakın 4 üzeri x çarpı 16. 16 8 daha 24. 30 32 eşittir. 2 üzeri bak bunu dağıtın hemen hop hop dağıtın. Tamam mı? Çay dağıtmamak için hemen bunları ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz. 6x artı 6. Buradan sonra arkadaşlar düzenliyorum. Bakın düzenliyorum. 4 üzeri x ne geldi? 2 üzeri 2x. Hani 2'nin karesi düzenledim. 32 ne? 2 üzeri 5 oldu. 2'nin 5. kuvveti. Eşittir 2 üzeri 6x artı 6. Böyle yazıyorduk. Peki üslü sayılarda bildiğimiz ne var? Ne vardı? Eğer ki altlar aynı ise üstler toparlanıyordu. Hatırlayın. Altlar aynı. Üstleri ne yapacağım? Toplayacağım. 2 üzeri 2x artı 5 eşittir. 2 üzeri 6x artı 6 oldu. Denklem şekline getirdik. Buradan sonra arkadaşlar altlar aynıysa üstler birbirine eşittir. Yani 2x artı 5 eşittir 6x artı 6 oldu. Ve buradan sonra artık şunu yapıyorum. Hop x'i buraya gönder. Hop x'i buraya sayıyı buraya gönder. 5 eksi 6 eşittir. 6x eksi 2x oldu. 4x eşittir. Eksi 1 değil mi? Eksi 1. Her tarafı da ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. Aha bundan sonra 4x eşittir. eksi 1 bölü 4 gelmiş oldu. Yani Bursa geldi. Bakın yapmış olduğum ifade arkadaşlar, özellikle bunu açık açık yazıyorum ki herkes anlasın diye, hani soru uzunmuş gibi gelebilir. Tüm basamaklarını gösteririm. Hiçbir basamak atlamadan geçiyorum. Özellikle gösteririm. Bakın 4 üzeri x parantezini aldım. Ne oldu? 2, 6, 8, 16. Değil mi? Bunu yazdım. Sonra 64. 2'nin 6. kuvveti. 2 üzeri 6 x artı 1. Hop bunları dağıttık. Ve sonrasında 4 üzeri x çarpı 32 eşittir 2 üzeri 6 x artı 6 oldu. 2 üzeri 5. Hop üstler toplandı. 2x artı 5 oldu. Burası ne? 2 üzeri 6 x artı 6. Bunları topladık. Altlar aynı çarpım durumunda. Eşitlediğim zaman da x ne geldi? Eksi 1 bölü 4. Yani Bursa gelmiş oldu. Ve geldik 12. sorumuz. Arkadaşlar denklem tarzında bir soru soruyorlar. Denklem, yani birinci derece denklem tarzında sorular geliyor. Basit soru geliyor ama. Bakın dikkat edin bunlara. Yani çözmeye çalışın. Şimdi diyor ki a çarpı b nedir? Ne görüyorum? Bakıyorum 2 artı b bölü b eksi 4 3'müş. B eksi a bölü a artı 1 eşittir 2'ymiş. Ne yapacağım? Ta ilkokuldan beri hep gördüm. İçler dışlar, Allah'ın cezası şu içler dışlar çarpımı dediğiniz. Aha bunu yapıyorum. Bak 2a artı b eşittir diyorum. 1 ile çarptım. Hop 3 ile çarpın. Bir daha uğraşmayın. 3 çarpı b eksi 4 diye yazma. 3 ile b'yi çarp. 3b. Değil mi? 3 ile 4'ü çarp. Eksi 12. Buradan sonra düzenli. Şimdi bakıyorum. Şöyle yapabilirim. Hani sayı pozitif olsun. İstiyorsanız bunları bu tarafa atabilirsiniz. Tamam mı? Tamamı size kalmış. Bunu buraya gönderin. Fark etmez. Ya da istiyorsanız arkadaşlar, hocam ben bunu sevmedim atıyorum. Bunu bu tarafa göndereceğim. Olur. O da olur. Allah kabul etsin. Yani yapabilirsiniz. Burada hemen şöyle söylüyorum. Bakın. Bunun yerine şunu da yapabilirsiniz diyorum. Eşittir. Şöyle. Atıyorum burada b olduğu için bunu buraya gönderebilirsin. Ne oldu? 2 tane a. Bakın 2a. 3b ne oldu? Eksi 3b diye geçti. Şimdi 1 eksi 3 eksi 2b olur. Eşittir. Eksi 12. Geldim şimdi buraya. Bakın buradan da yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. Hop şöyle çarptım. Ne geldi? B eksi a eşittir 2 ile çarpın. 2a artı 2. Tamam mı? Arkadaşlar bunu buraya gönderdim. Ne gelecek? B eksi. Bakın eksi 2a. Eksi a'dan ne oldu? Eksi 3a eşittir 2. Şimdi benim elimde 2 tane denklem var. Bakın bu iki denklemi çözeceğim. Birincisi bakın şöyle hemen buradan. B eksi 3a eşittir 2. Diğer denklem ise şurada yukarıda bulmuş olduğum 2a eksi 2b eşittir eksi 12. Bunu bu şekilde yazabilirim. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar denklem çözümü yapacağız. Bakın bu denklem çözümü nasıl olur? Şimdi İster b'leri yok edin, ister a'ları yok edin. Tamamen size kalmış bir şey. Ben burada b'leri yok ediyorum. 2 ile çarpıyorum. O zaman buradan ne gelir? Bakın 2b eksi 6a eşittir 4. Alt tarafta zaten ne vardı? 2a eksi 2b eşittir eksi 12. Bunları taraf tarafa toplarsam bakın 2b'ler patates oldu. 2a eksi 6a ne oldu? Eksi 4a eşittir. Eksi 12 artı 4 eşittir eksi 8. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Bakın buradan daha doğrusu eksi 4'e böleyim şöyle. Eksi 4'e bölersem a'nın değerine geldi. A eşittir 2. Bakın a'nın değerini buldum. Bunu götürüp denklemde yerine yazabilirim. Yani herhangi bir denklemde yerine yazabilirim. Problem yok. Yani b eksi 3a'da bakın şu denklemde yerine yazıyorum. B eksi 3a, yani a gördüğüm yere 2 yazıyorum. Burası ne geldi? 6. Eşittir 2. B'nin değeri de eşittir. Bakın 8. Bizden istenen ne? A çarpı B. A ile B'yi çarparsak cevapta ne gelir? O da eşittir. 16 gelir. Yani Ceyhan olmuş olur. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Bir tane bu formatta denklem gelebilir. Yani atıyorum ya da bir denklem verilip yerine yazdığınızda çözebileceğiniz tarzı olabilir. Düzenleyip ikili ifadeyi çevirdim ve ondan sonra A'yı buldum. Yerine yazdığımda ne geldi? B değerini bulup yani cevap Ceyhan olmuş oldu. Şimdi bir diğer soru. Arkadaşlar kümeler. Bakın kümelerde ÖSYM genelde iki formatta soru soruyor bize. Ya şekil üzerinden soruyor ya da yeni tarzda beklediğim soru. Biraz sonra göstereceğim bunu. İlk soru formatımız bu. Diyor ki bize şekilde ABC kümelerini gösteren bazı kısımları boyalı bir Venn şeması verilmiştir diyor. Buna göre demiş. Bakın. kümelerinin hangilerinde bulunan bir eleman şemada gösterilen boyalı bölgede kesinlikle bulunur. Bakın şimdi arkadaşlar, özellikle bu boyalı bölge sorularında bakın size tavsiyem şu. Rakam, hemen sayı değeri verin. Mesela bakın tüm bölgelere şöyle sayılar verin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam mı? Şimdi buna göre soruyu çözüyorum. Şimdi bakıyorum. A fark B birleşimce. Ne demektir bu A fark B birleşimce? Bakın yazalım. A fark B birleşimce eşittir diyorum. Tek tek yazıyorum. A kümesini bana söyleyin. A kümesi nedir? Bakın buradaki ifade 1, 2, 4, 5 yazıyorum. 1, 2, 4, 5. Bunu yazdım. Fark. Bunun farkı kimden? B birleşim C. B ile C'yi birleştirin. Yani B kümesi 2, 3, 5, 6, 4, 7. Bakın yazıyorum düzgün bir şekilde. 2, 3, başka kim var? 4, 5, 6, 7. Bakın bunları yazacağım. Tekrar söylüyorum. Şimdi arkadaşlar B ile C'yi birleştirin. Bak B kümesi bu. C kümesi bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde yazıyorum. Bunların birbirinden farklı olan elemanı. Yani şunu söylüyorum bakın. Sol taraftaki elemanın sağ taraftakinden farklı olan elemanı kim? Mesela 1 var mı? Bak burada 1 var, burada var mı? Yok. Demek ki o zaman bu farklı. 1 bu tarafta yok. 2 bu tarafta var mı? Var. Olmaz. 4 bu tarafta var mı? Olmaz. 5 bu tarafta var mı? Olmaz. Anlaşıldı mı? Demek ki bunun sonucu neymiş? 1. Peki 1 kesinlikle boyalı bölgede mi? Evet, boyalı bölgede. Bunu ne yapıyorsunuz? İşaretliyorsunuz. Geçiyorum. Şimdi A birleşim C fark B diyor. Bakın şu B şıkkı olana bakalım. A birleşim C, bakın fark B. Yine aynı mantıkla çözüyorum. Hemen buradan A ile C'yi birleştirin. Bakın A ve C. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Bakın 1, 2, 4, 5, 6, 7 sıralı yazıyorum böyle. Fark diyorum. B kümesi. B kümesi ne? İşte burada gördüğünüz 2, 3, 5, 6 bakın. 2, 3, 5, 6. Peki yine aynı mantık. Hep sol tarafa bakıyorum. Bunun bundan farklı olduğu yeri bulmaya çalışıyorum. O zaman burada da şöyle yapacağım. 1 burada var mı? Yok, bak bu kümede bakıyorsun. 1 diğer kümede var mı? Yok. Aldım. 2 var mı? Var. 4 var mı? Yok. 5 bu tarafta arkadaşlar, bakın 5 burada da var mı? Var, gitti. 6 bu tarafta var mı? Var. 7 peki? Evet, yok diyorum, alıyorum. Demek ki 1, 4 ve 7. Peki 1, 4 ve 7 elemanların kesinlikle boyalı bölgededir diyebilir miyim? 1, 4 var ama 7 var mı? Yok. Onun için buradaki elemanlar arkadaşlar boyalı bölgede kesin diyemem. Tamam mı? Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Ve geldik hangisine? B kesişim C fark diyor A. Bakın yazıyorum. B kesişim C fark A. Bunu da aynı şekilde inceleyin. B ile C'yi kesiştirin. Bakın B ile C'nin kesişimi 5, 6. Özellikle bakın ayrı ayrı bu şekilde ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum ki rahat görün olayı. Şurası ne olacak? Şöyle geriye doğru alayım. Evet. Şurada bir hata yaptık. Şurası. Bakın buradan ne geliyor? Şimdi 5, 6 fark diyorum. A kümesine 1, 2, 4, 5. Bakın 1, 2, 4 ve 5 olacak. Şimdi yine aynı mantıkla. Diyorum ki arkadaşlar bakın 5 burada var mı? Var hocam. 6 burada var mı? Yok. Yani bunun sonucu 6 oluyor. Peki 6 kesinlikle boyalı bölgede mi? Evet, boyalı bölgede. O zaman cevap ne geliyor? 1 ve 3 oluyor. İşte ÖSYM kümelerden bakın sorabileceği soru tarzı boyalı bölge. Bu şekilde ifade verebilir ve bunun üzerinden soru sorabilir. Ama benim beklediğim soru tarzlarından bir tanesi sözel. Yani sanki arkadaşlar hani sözele dayalı bir küme sorusu olabilir. Mesela bakın bu onlardan bir tanesi. Şimdi diyor ki bize Birgül ile Ceren'in oynadığı bir kelime oyununda her oyuncu elindeki harflerden bazılarını istediği sayıda kullanarak birer kelime yazmaktadır. Birgül elindeki harflerle makarna yazabilmekte fakat kemer yazamamaktadır. Ceren ise kemer yazabilmekte fakat makarna yazamamaktadır. Şimdi arkadaşlar bu nasıl olabilir? Bakın aynı sözel mantık sorusu gibi. Şimdi diyorum ki Birgül yazıyorum arkadaşlar Birgül'ü. Makarna yazacak ama kemer yazamıyor. O zaman elindeki harfler kimler? Kesinlikle M var, A var, K var, R var, N var. Peki makarna yazıp kemer yazamıyorsa, bak K var, M var, R var. Niye kemer yazamıyor? Kesinlikle E yok. Bak virgülde E harfi yok. Doğru mu? Evet. Çünkü bunu şuradan anladım. Kemer yazamıyor. Tamam. Geldim şimdi Ceren'e. Bakın Ceren ise arkadaşlar kemer yazabiliyor. O zaman Ceren'de hangi harfler var? K, E, M, R. Ama makarna yazamıyor. Bak makarna. Makarnada ne var? A var. Değil mi? Yani şu K var. Ortak olarak söylüyorum makarna. M, K, R. Ne yok? A ve N yok o zaman. Burada yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ceren'de A olabilir. N yoksa yazamaz. Doğru mu? Şöyle diyorum. A var, N olmayabilir. Ya da hocam N vardır ama A olmayabilir. Öyle değil mi? Yani bakın eğer Ceren'in kümesinde N var, A yoksa yine makarna yazamaz. Ya da şöyle olabilir. N'de A'da olmayabilir. 3 tane durum var. Anlaşıldı mı? Bakın N ve A kesin yoktur diyemezsin. N ve A'dan biri olmayabilir. Yani A vardır, N yoktur. N vardır, A yoktur ya da N ve A olmayabilir. Tamam mı? 3 tane durum var. Tamam, bunları yazdım. Bize diyor ki buna göre emir, kral, merkez kelimelerinden hangilerini virgül yazamazken Ceren'in yazma ihtimali olabilir. Bakın arkadaşlar şimdi söylüyorum emirde kim var? Hangi harfler var? Bakın yazalım önce bir. E, M, I, R. Değil mi? Şimdi diyor ki bize bunu virgül diyor. Şimdi virgül ve Ceren'e bakacağım. Yani Ceren yazmayı ihtimal olacak ama virgül yazamaz. Ne yapmıştık? Virgül ve Ceren diye şöyle bir yazayım. Şimdi diyorum ki arkadaşlar virgül bunu yazabilir mi? Yazamaz. Neden? Çünkü E'si yok. Kesinlikle yazamaz. Ama Ceren'e bakalım. Ceren'de E var, M var, R var, İ de olabilir. Hani diyor ya bize bakın. Sonuçta kelime oyunu her elindeki harflerden diyor içerisinde iyi olabilir. Onunla ilgili bilgi yok. Yani yazma ihtimali var. Evet bunu yazabilir anlamında söylüyorum. Kesin yazabilir diye demiyorum. Yazma ihtimali olabilir anlamında bu tik, tamam mıdır? Bak virgül bunu yazamaz ama Ceren'in yazma ihtimali var. Bu evet doğrudur. Peki geldim şimdi alttakine krala bakın. K, R, A, L. Şimdi diyorum ki bunu virgül yazabilir mi? K'sı var, R'si var, A'sı var, L'si de olabilir. O zaman yazabilir. Evet bu yazabilir. Kesin yazamaz diyemem. Peki bunu arkadaşlar Ceren'in yazma ihtimali var mı? K'si var, R'si var, A'sı olabilir. Dedim ya 3 tane durum var. Yani bunu da yazabilir. Bunu virgülde Ceren yazabilir. Yazma ihtimali var anlamında tik attım. Tamam mı? Onun için bu istediği değil. Virgül kesin yazmayacak. Yani çarpı bunda tek olacak gibi düşünün. Geldim şimdi diğerine merkez. Bakın burada da şöyle yazıyorum. M, E, R, K ve Z, E ve Z var değil mi? E ve Z var. Bakın merkez. Hatta bir tane yazsam benim için yeterli. Şöyle söylüyorum. Pardon. Bakın şurası. Yani şu E'yi 2 defa yazmama gerek yok. Merkezdeki ne yaptık? Harfleri tek tek yazıyorum. Bakın şöyle M, E, R, K ve Z. Şimdi diyorum ki bunu merkezi arkadaşlar virgül yazabilir mi? Yazamaz. Çünkü E'si yok. Öyle değil mi? Peki bunu Ceren yazabilir mi? M var mı? Var. E var mı? Var. R var mı? Var. K var mı? Var. Z'si de olabilir. Olabilirse yazabilir gibi düşüneceksiniz. Bunu da yazabilir. Yani cevap ne geliyor? 1 ve 3 oluyor. İşte bu formatta bakın sözel kümelere dayalı bir kümeler tarzında bir soru çıkma ihtimali var. Buna dikkat edin benden size uyarması. Şimdi geldik ÖSYM arkadaşlar. Bakın geçen yıla kadar aslında biraz ara vermişti bu işlem konusuna. Geçen yıl iptal edilen de sordular. Yani işlemle alakalı soru gelebilir. Kolay bir soru yani kolay bir konu burası. Dikkat etmeniz gereken burada verilen hani toplama, çıkarma, toplama yani çarpma, bölme gibi. Yani işlem dediğimiz olay bu. Bunlara bakacaksınız. Bunun gibi yani işlemler aslında. Şimdi bize demiş ki pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde üçgen işlemi A üçgen B. Bak tanımlıyor burada. Üçgenin sol tarafı A, sağ tarafı B. Nasıl tanımlanmış? A artı B bölü A çarpı B. Biçimde tanımlanıyor. 4 işlem x 3 bölü x olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar bakın bunun sol tarafı yani burası a'yı veriyor. Aha burayı da b. Yani ne yapacaksın? A'ya 4, b'ye x yazacaksın. Buna göre işlem yapacaksın. Bu kadar. Bakın şimdi A gördüğüm yere 4 yazıyorum. Arkadaşlar A gördüğüm yere 4 yazdım. B gördüğüm yere X yazdım. 4 çarpı X oldu. Doğru mu? Bu neye eşitmiş? Eşittir diyor. Bakın ben bunları yazdığımda sonuç 3 bölü X'miş. Bu kadar. Bitti. Buradan sonra ne yapacaksınız? Çat çat bunlar gitti. Bakın 4 artı X eşittir 12. Hop bunu buraya gönder. X ne geldi? 8 geldi. Bunu soruyor bize. Gerçekten kolay. Bakın özellikle arkadaşlar sınavda bu soru nerelerde oluyor? Genelde atıyorum 16'larda, 17. sorularda olabilir. Hani genelde hep hocam kolay sorular başlarda mı olur falan diyen soranlar olabiliyor. Hayır. Yani sınavın sonlarına doğru 20. soruda olabilir, 23. soruda olabilir. Bu formatla arkadaşlar soru göreceksiniz. Okuduğunuzda matematikle alakası olmayan yani anlamaya dayalı sorular da göreceksiniz, tamam mı? Onları hani tahmin edemediğim için nasıl olacağını onun için vermedim. Bunların dışında da mutlaka farklı böyle basit sorular görme ihtimaliniz yüksek. Şimdi geldik hangisine? Grafik sorularına bakın. Arkadaşlar ÖSYM her yıl grafik soruyor. Nasıl soruyor bu grafik sorularında? Genelde ikili soruyorlar. Bakın genelde sordukları sorular ikili. Yani bu ikisi daire grafiği olabilir. Biri daire, biri sütun grafiği olabilir. Tamam mı? Yani bu formatta genelde soruluyor. Bunlara dikkat. Şimdi daire grafiğinde bizim dikkat etmemiz gereken olay şu. Merkezin açısının olduğu yer 360 derece. Yani buna göre işlemler yaparız. Yani buradaki açıyla bölge doğru orantılıdır. Bu şekilde işlemler yapılabilir. Şimdi bize diyor ki aşağıda diyor bir mağazada bulunan tüm bavulların tekerlek sayılarına ve boyutlarına göre sayıca dağılımları sırasıyla şekil 1 ve şekil 2'deki dairesel grafiklerde verilmiştir. Yani burada arkadaşlar bavulların 4 tekerlekli, 2 tekerlekli, küçük, orta, büyük boy hani oradaki bavul olarak düşünün. Bu mağazada bulunan küçük ve büyük boy bavulların toplam sayısı 105'tir. Genelde bu iki soru olur. Birinci sorusu kolay, ikinci sorusu bir tık daha böyle seçici olabilir. Bilginiz olsun. Şimdi diyor ki bize bu mağazada bulunan küçük ve büyük boy bavulların toplam sayısı 105. Küçük ve büyük, değil mi? Tamam, buna göre mağazadaki iki tekerlekli bavulların sayısı, yani burayı soruyor. Bak bunları vermiş. Şimdi bunlarda nasıl düşüneceğim? Açıdan gidebilirsiniz ya da x değeri verebilirsiniz. Yani anlatmak istediğim şu. Şimdi küçük ve önce şunları yazayım. Küçük 90, 120 arkadaşlar tamamı 360 olduğu için yani sonuçta 270, bakın burası 150 derece. Şimdi bunun anlamı şu, açı üzerinden gidebilirsiniz. Açı ve miktar olarak bakın açı ve miktar şeklinde orantı kurabilirsiniz. Bunun anlamı şu. Şimdi bize demiş ki küçük ve büyük boy bavulların sayısı 105. Bak küçük ve büyük boydaki açıyı toplayın. Küçük ve büyüğün toplam açısı ne oluyor? Burası 90 ya. Arkadaşlar ikisinin toplamı 210 derece. Yani şunu yazıyorum. 210 dereceye eğer 105 bavul gelirse bunun tamamı ne olur? Yani 360 derecedeki bavul sayısı kaçtır diye orantı kuruyorum. Tamam mı? Bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi buradan işlem yapalım. Bakın hop şöyle. Bunlar sıfırlar birbirini götürdü. 105 ile 21 bakın 5 defa. X ne geldi? 5 çarpı 36 180 oldu. Yani toplam 180 tane benim bavulum var. Bakın buradaki toplam bavul sayısı bu. 180'miş yani. Buraya göre bakıyorum bakın. 180 tane bavul var. Peki bu 180 tane bavul buranın da buraya da ait değil mi? Yani buraya göre bakarsam 4 tekerlekli ve 2 tekerlekli diye ayırdığımda toplam yine 180. Şimdi bana diyor ki buna göre mağazadaki iki tekerlekli bavul sayısı, yine aynı mantıkla gideceğim. Açı ve miktar olarak düşünebilirsiniz bunu. Bakın açı ve miktar. Açı miktar hep bakın temel mantığım bu. Açı miktar. Ya ne demektir açı miktar? Açıya bakıyorum 360 dereceye gelen bavul sayısı 180 ise neyi soruyor size? İki tekerlekli yani 240 dereceye gelen bavul sayısı nedir diyorum. Y diyorum. O Y. Tamam mı? Buradan ne olacak? Hemen arkadaşlar işlem yapalım. Hop gitti. Sıfırlar gitti. Doğru mu? 36'ya bölün. Kaç kere oluyor? 5 kere. Y ne geldi? 24 çarpı 5. O da eşittir. 120 tane varmış. Bavul varmış. Böyle yazabilirsiniz. Bakın açı üzerinden gidebilirsiniz. Ya da atıyorum siz bunu x deyip bölgeye göre de yazabilirsiniz. Yani 150, 120, 90 ya 150x, 120x, 90x. 90 artı 120, 210x eşittir 105 deyip işlem yapıp x'i bulup yine toplamına bakabilirsiniz. Buradan buraya gelirsin. 120, 240. 1'e 2 oranı var. Yani bak burası 120 derece. Bu 240. Yani 1'e 2 oranı var. Bu y ise bu 2'ye. 3y 180 ise y ne geliyor? 60. 60 çarpı 2, bu 2 katı olduğu için 120 bu şekilde de yazılabilir. Bu birinci sorusu. Peki şimdi geldim ikinci sorusuna, bakın. Diyor ki bize aşağıda bir mağazada bulunan tüm bavulların tekerlek sayılarına ve boyutlarına göre sayıca dağılımları sırasıyla şekil 1, şekil 2. Aynı soru, yani mantık aynı. Bu sefer burada başka bir şey vermiş. 2 tekerlekli orta boy ve 4 tekerlekli orta boy bavulların sayısı eşit olduğu bu mağazada toplam bavul sayısı 480'dir. Bakın soruları birbirinden bağımsız çözeceksiniz. Şimdi bize demiş ki 2 tekerlekli orta boy, bak 2 tekerlekli orta boy ve 4 tekerlekli orta boy bavullar sayılarının eşit olduğu bu mağazada. Şimdi tamam da kendi içlerinde bir de ayrım var. Hani 4 tekerlek, 2 tekerlek, o zaman ben burada ne yapacağım? Şöyle yazabilirim. Küçük, bakın küçük, orta ve büyük boy bavullarım var. Biri 2 tekerlekli arkadaşlar, diğeri 4 tekerlekli. Doğru mu? Şimdi bana soruda demiş ki burada, bakın 2 tekerlekli orta boy ve 4 tekerlekli orta boy bavulların sayıları eşit sayıda. Değil mi? Bunlar eşitmiş. Yani burasıyla burası eşit sayıdaymış. Tamam. Bize diyor ki ve diyor mağazada toplam bavul sayısı 480. Şimdi burada şunu yapabilirim. Ben arkadaşlar burası da, bak burası 480. Doğru mu? Bu da 480. Toplam bavul sayım bu. Hatta ben bunu artık size söyledim. Bunların toplam, bakın burası mesela, ben buraya y dersem, dedim ya burası 2y. Yani 3'e böl bunu 480'i 160, doğru mu? 3'e böldüğün zaman 160. Yani burası, burada 160 tane bavul var. Burada ise arkadaşlar 320 tane bavul var. Değil mi? Yani bu şekilde yazabilirsiniz. 4 tekerlekli, 2 tekerlekli. Peki bunu da burada bölebilirim. Mesela bakın 120, 90. Burası ne? 150. Hepsini yazabilirim ayrı ayrı. Bana demişti ki orta boy, 2 tekerlekli orta boy ile 4 tekerlekli orta boy bavul sayıları eşit. Tamam, orta boyu, o zaman orta boy bavulları bulayım, şuradakini. Yani tamamını bulduğum zaman ben bunu 2'ye böldüm. Hani ben buraya x dersem bu da x. Öyle düşünün. O zaman orta boy bavul sayısını bulayım. Peki orta boy bavul sayım ne benim? Arkadaşlar şimdi diyorum ki 360 dereceye bakın, açı ve miktar. Açı ve miktar olarak bakarsam 360 dereceye 480 bavul gelirse 150 dereceye kaç bavul gelir? Tamam mı? Şuradaki x'e karıştırmayın. Ben oradaki eşitliği gösterme anlamında verdim. Şurayı düzenliyorum. Yani şurayı siliyorum. Bunlar eşit. Şimdi zaten yazacağım yerine. Şimdi bakalım buradan ne gelecek? Bakın hemen işlemi yapıyorum. Sıfırlar gitti arkadaşlar. 480 ister 36'ya bölün. Yani 480'i bölebilirim. Ya da istiyorsanız burayı 3'e bölün. Bakın 5. 3'e bölün 12. 12'ye böldüm. Burası 40 oldu. X ne geldi? 200. Yani 200 dedim şurası. Bakın burada 200 tane bavul var. Tamam mı? Bu şekilde dağıtabilirim. Bana demişti ki 2 tekerlekli orta boy, 4 tekerlekli orta boy bavulların sayıları eşit. Yani burada 200 de bunlar eşit. Yani o zaman burada 100 tane var. Burada da 100 tane var. Öyle değil mi? Toplam 200 ya. O zaman 102 tekerlekli, 100 tanesine 4 tekerlekli. Şimdi arkadaşlar 4 tekerlek, bakın 2 tekerlek ve 4 tekerlek olarak bakarsam buranın toplamı 160. Burası neydi? 320 idi. Doğru mu? Bakın 2 tekerlekli bavul sayısı 320, 4 tekerlekli bavul sayısı 160. Bize neyi soruyor? Buna göre 4 tekerlekli küçük ve büyük boy bavulların toplam sayısı. Yani ben şunu söylüyorum. Ben buraya atıyorum A dersen, buraya da B dersen. Şimdi A 100, B toplamı 160 olmayacak mı? Tamam, o zaman buraya ne kalır? Geriye 60 kalır. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi benim 4 tekerlekli toplam bavul sayım 160. Bunun 100 tanesi arkadaşlar orta boymuş. O zaman geriye ne kalır? 60 tane bavul kalır. Dediğim gibi işte bu grafik sorularının genelde ikincileri birazcık daha, bir tık daha ne oluyor? farklı oluyor demiştim. Tekrar söylüyorum. Bakın şuradaki orantıyı buldum. 480, 160, 320. Yani 1'e 2 oranı var. Direkt onu gördüm. 3'e böldüm. 160, 320. Geldim şimdi buraya. 150 derecelik orta boyda kaç tane olur? Açı miktarı 360'a 480 gelirse 150'ye ne gelir diyorum? 200. Bunlar eşitti zaten. 100'e 100. Şimdi arkadaşlar bize şunu soruyor. 4 tekerlekli orta ve büyüğü soruyor. Tamam 160'da. O zaman 100 tanesi orta boy ise geriye ne kalır? 60 tane kalır ve geldik artık son sorumuza. Tabii ki arkadaşlar yani benim size vermiş olduğum son soru 18. soruda arkadaşlar fonksiyon sorusu. ÖSYM fonksiyondan soru soruyor. Yani genelde ya işlem tarafından ya da fonksiyon ve fonksiyonlarda da genelde arkadaşlar işlemli soru geliyor. Bakın işlem üzerine sorular geliyor ya da grafik formatında geliyor. Şimdi daha çok bunu verdiği için özellikle bunun üzerine gidiyorum. Şimdi diyor ki bize gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonlarını tanımlamış. Bakın fg fog a3fa eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Burada nasıl düşüneceğim? Bu ne? Fog demek arkadaşlar bileşke fonksiyon. Bakın şimdi bunu ben size şöyle yazıyorum. F bileşke g a eşittir 3 tane f a'ymış. Bu. Peki hocam f bileşke g a ne? Bunu bakalım. Bunu bulmaya çalışalım. G a'yı buluyorum. Şimdi g a dediğimiz şey ne? X gördüğüm yere a yazacağım. Alın. G a eşittir. Ne oldu? 2 tane a. Tamam da şimdi burasını ben ne buldum? 2 a. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar o zaman şunu yapıyorum. 2 a nedir? Getiriyorum şurada x gördüğüm yere 2 a yazıyorum. Bakın buradan ne geldi? F2A eşittir. X gördüğüm yere 2A yazıyorum. Kaç oldu? 6A eksi 6. Değil mi? Şimdi tamam. Bunlar bakın bunu buldum. Yani burası şöyle oldu. Burası 6A eksi 6. Bakın tekrar söylüyorum. F bileşke GA. A yerine yazdım 2A. Şimdi F2A oldu. 2A'yı da yerine yazdım. Ne geldi? 6A eksi 6. Yani buranın sonucu 6A eksi 6. Peki 3 çarpı FA'nın değerine FA dediğim şey X gördüğün yere A yazarsan FA olur. Yani 3A eksi 6 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar burada X gördüğüm yere A yazıyorum. O zaman ne oluyor? FA eşittir 3A eksi 6 oluyor. Onu yazdım bakın. Burada getirdim yerine yazdım. Şimdi bunlar birbirine eşit. O zaman ne yapacağım? Burayı şöyle dağıtıyorum. Bakın 6a eksi 6 eşittir 9a eksi 18. Hemen hop bunu buraya gönderdim. Hop bunu buraya gönderdim. Kaç oldu? 12 eşittir 3a ve buradan ne yapıyoruz? Her tarafı da 3'e bölüyoruz. A'nın değerine geldi. A eşittir 4 geldi. Tamam mıdır? Olay bu ve cevap den arkadaşlar Bursa olmuş oldu. Yeter daha değil mi? 18 tane soru verdim. İnşallah arkadaşlar bu sorular bakın karşınıza çıkar. Bu soruları gerçekten özenle hazırladım. Ve dediğim gibi uykulu gözlerle kalktım rüyamdan. Size yeni sorular hazırladım arkadaşlar kitaplarımdan. Ben olmasam buralara gelemezdin sen. Sevemezdin bu dersi anlamazdın dilinden diyoruz. Ve artık videonun sonuna geldik. İnşallah arkadaşlar atanacaksınız. Size güveniyorum. Bu yolda sonuna kadar dedik ya sizinleyiz. Sonuna kadar götüreceğiz dedik. Ve dediğim gibi matematikten de artık son tekrarımı nokta atış sorularda yaptım. Bundan sonrası sizde. Olur da sınavda takıldınız. Yanınızda ben varmışım gibi düşünün. Kulağınıza ben orada üfleyeceğim arkadaşlar. Tamam mıdır? Cevapları ben size söyleyeceğim. O zaman sınavda başarılar. Kendinize iyi bakın. Bir daha bu videolarda görüşmeyip atandığınız şehirlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.